James Webb hız kesmeden yeni keşifler yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda paylaşılan Jüpiter fotoğraflarının ardından şimdi fırlatılmasından bu yana ilk defa bir öte gezegeni görüntülemeyi başardı. Gelin paylaşılan fotoğrafı inceleyelim ve öte gezegen nedir sorusuna da bir yanıt bulalım. 1 Eylül 2022 tarihinde NASA tarafından paylaşılan bu görselle birlikte ilk defa farklı bir yıldız sistemindeki gezegeni bu kadar detaylı görüntülemeyi başardık. HIP-654-26b olarak adlandırılan bu gezegen Centaurus takım yıldızında yer alıyor ve Dünya'dan tam 385 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Gezegenin detaylarına inmeden önce öte gezegen nedir ve neden bu kadar önemli hızlıca bir ele alalım. Öte gezegen, Güneş sistemi dışındaki farklı bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegenlere denir. Öte gezegenlerin herhangi bir sınırlaması yok. Bir gaz devi de olabilir, devasa okyanuslardan da oluşabilir veya kurak bir kaya gezegen de olabilir. Ancak bu gezegenleri önemli kılan nokta ise bir yıldızın yörüngesinde dönüyor olmalarıdır. Dünya üzerinde var olan yaşamın temel sebebi Güneş'tir. Güneşten gelen enerji, bir gezegende yaşamın filizlenmesi için gerekli temel kaynağı sağlayacağı için bilinen karbon temelli yaşam sistemlerinin oluşmasında oldukça önemli. Bu yüzden bir öte gezegen keşfetmek, olası bir yaşam formunun da keşfedilme ihtimalini ciddi oranda artırıyor. Eğer bu öte gezegenlerden herhangi birinde uygun ortam sağlanmışsa, bakteriyel yaşamın ve buna bağlı olarak da gelişmiş organizmaların ortaya çıkması için gereken tek şey birkaç milyon veya birkaç milyar yıl olacaktır. İşte öte gezegenler bu yüzden çok önemli. Farklı yıldız sistemlerinin keşfedilmesinin yanı sıra olası bir yaşamın bulunma ihtimalini de ciddi oranda artırıyor. Peki James Webb teleskobunun fotoğrafını çektiği öte gezegende yaşam olma ihtimali var mı? Elde edilen verilere göre bu gezegen bir gaz devi. Tıpkı Jüpiter gibi tamamen gazdan oluşan, herhangi bir kara parçasına sahip olmayan bir öte gezegen. Bu nedenle ne yazık ki bildiğimiz yaşam formlarının bu gezegende bulunma ihtimali yok. Ancak hatırlarsanız daha önce Venüs'ün kalın bulutlarında bakteriler tarafından üretilen fosfin gazı keşfedilmişti ve bu sayede Venüs gibi zorlayıcı şartlarda dahi yaşam olabileceğini görmüştük. Peki bu ihtimal 654-26b yani bahsi geçen öte gezegende ne kadar mümkün? Öncelikle Venüs ile bu öte gezegen arasında ciddi bir fark var. Yeryüzü. Venüs, her ne kadar zorlayıcı şartlara sahip bir gezegen olsa da bundan 4 milyar yıl önce Venüs'ün yüzeyinde bakteriyel yaşam için uygun ortam oluştuğunu biliyoruz. Bu bakteriyel yaşam elbette ki yeryüzünde yani Venüs'ün kara parçalarında filizleniyor ve çeşitli atmosferik olaylar neticesinde Venüs'ün bulutlarının üst katmanlarına taşınabiliyor. Ancak 654-26b'de durum ne yazık ki böyle değil. Bu gezegen ne 4 milyar yıl önce yeryüzüne sahipti ne de şu anda. Bu sebeple bakteriyel yaşamın oluşması için gerekli şartların sağlanmadığını düşünürsek, bu gezegende herhangi bir yaşam olma ihtimali bildiğimiz kadarıyla yok. 654-26b kendi yıldızına oldukça uzak. Kendi yıldızından Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının yaklaşık 100 katı mesafede yer alıyor. Bu da yaklaşık olarak 16 ile 17 milyar kilometre arasında bir değere denk geliyor. Bu sayede bu gezegen diğer öte gezegenlere kıyasla yıldızının ışığından daha kolay ayırt edilebiliyor ve fotoğrafının çekilmesi daha kolay oluyor. Bu gaz devi komşumuz Jüpiter'e kıyasla yaklaşık 6 ila 12 kat daha yüksek bir kütleye sahip. Yıldızının etrafındaki dönüşünü tam 630 yılda tamamlayan bu dev aynı zamanda oldukça yüksek bir yüzey sıcaklığına da sahip. Tahminlere göre bu gezegen yaklaşık 900 santigrat derecelik sıcaklıklara çıkabiliyor ve bu sebeple belirli dalga boylarında tespit edilen zayıf bir ışıma yapıyor. 654-26b ile ilgili bir diğer dikkat çeken nokta ise bu gezegenin hala oluşum aşamasında genç bir gezegen olması. Bu gaz devi yaklaşık 14 milyon yaşında ve tıpkı yıldız gibi oldukça genç. Şimdi akıllarda yeni bir soru belirmiş olabilir. Bu gezegen oluşum aşamasında olduğuna göre milyarlarca yıl sonra bir yeryüzüne sahip olabilir mi? Cevap ne yazık ki hayır. Kayaç gezegenler gaz devlerine göre oluşum aşamalarında dahi katıdır ve yeryüzüne sahiptir. Ancak gaz devleri çekirdeklerine kadar farklı yoğunluklardaki çok çeşitli gazlarla dolu olduğu için herhangi bir kaya parçasına sahip değildir. Bu sebeple Dünya, Mars veya Venüs'teki gibi katmanlardan oluşan bir yeryüzüne sahip olması şu anki bilgilerimizle mümkün değil. Şimdi gelin fotoğraftaki detaylara inelim.
İlk olarak fotoğrafın neden bu kadar bulanık olduğunu ele alalım. James Webb uzaya gönderdiğimiz en gelişmiş teleskopsa sizce neden bu gezegeni bu kadar bulanık görüntüledi? Aslında bunun cevabı basit. James Webb öte gezegen görüntülemek için uygun bir teleskop değil. James Webb hakkında daha önce ekipmanlarını incelediğimiz detaylı bir video yapmıştım. Linkini yukarı bırakıyorum. Ancak izlemeyenler için hızlıca tekrarlayalım. James Webb, derin uzay cisimlerini gözlemlemek için geliştirilen ve asıl amacı optik görüntülemeden ziyade yüksek miktarda ışık toplamak olan bir teleskop. Bu sayede derin uzaydaki galaksileri, galaksi kümelerini, yıldız kümelerini ve nebulaları bu kadar net bir şekilde görüntüleyebiliyor. Ancak iş bir öte gezegeni görüntülemeye geldiğinde Webb o kadar da başarılı olamıyor. Bunun sebebinin hem Webb'in yapım amacının farklı olması hem de öte gezegenleri fotoğraflamanın çok çok zor bir işlem olması olarak gösterebiliriz. Peki öte gezegenleri fotoğraflamak neden bu kadar zor? Öte gezegenlerin fotoğrafını nasıl çekebiliriz? Öncelikle öte gezegenler bir yıldız sisteminde bulundukları için tespit edilmeleri son derece zor. Çünkü yıldızın parlak ışığının yanında bir gezegenin boyutları da düşünüldüğünde doğrudan tespit edilmesi neredeyse imkansız. Bunun için genellikle yıldızlardan gelen ışıkların sürekliliği takip edilir. Eğer sürekliliğinde bir değişim varsa teorik olarak yıldızın önünden bir cisim geçtiğini ve yıldızın ışığının belli bir kısmının da bloklandığını varsayarız. Bu geçiş sırasında yıldızın ışığında titremeler meydana gelir. İşte bu titremeleri, diğer bir deyişle ışık sürekliliğindeki bu değişimleri yüksek hassasiyetli gözlem ekipmanlarıyla takip ederek bir öte gezegenin konumunu tespit edebiliriz. Ancak öte gezegenin tespit edilmesi, fotoğrafının çekilmesi için yeterli değil. Yıldızının ışığı o kadar güçlü ki saatlerce hatta günlerce odaklama yapsak dahi gezegeni görebilmemiz ne yazık ki mümkün olmuyor. İşte burada da devreye koronograflar giriyor. James Webb'in ekipmanlarını anlattığım videoda koronograflara değinmiştim. Detayları merak edenler o videodan izleyebilir. Ancak kısaca anlatmak gerekirse, koronograflar odaklanılan cismin yakınında olan farklı ışık kaynaklarını bloke ederek cisimden yansıyan ışığı yakalamamızı sağlıyor. Bu öte gezegenin tespit edilmesi için de James Webb'deki koronograflar kullanıldı ve yıldızının ışığı bloke edilerek gezegenin görülebilir bir hale gelmesi sağlandı. NASA, James Webb'in farklı ekipmanları tarafından çekilen 4 farklı fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafların her biri farklı ekipmanların farklı spektrumlarında çekildi. Örneğin bu iki mavi görüntü yakın kızılötesi kamera yani NIRCam ile çekildi ve farklı spektrumlarda görüntülendi. Diğer iki kırmızı görüntü ise MIRI ile çekildi ve yine farklı spektrumlar kullanıldı. Her bir fotoğrafta farklı bir detayın ortaya çıktığını görebilirsiniz. İşte bu detaylar farklı dalga boylarında yansıyan ışıklardan kaynaklı. James Webb çektiği her fotoğrafla bizi etkilemeyi başarıyor ve planlanan çalışma ömrü boyunca da buna devam edecek. Yeni fotoğraflar geldikçe bunların da incelemesini yapacağım. Çalışmalarımı desteklemek ve bilimin herkese ulaşmasını sağlamak için kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca bu yolculukta şu ana kadar bana eşlik eden 1000 kişiye sonsuz teşekkürler. Kendinize iyi bakın, bilimin ışığında kalın.